أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraber. Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Biz mutlaka sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla yahut mala, cana veya ürünler gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler. İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Bir dem gelir, şadan olur. Bir dem gelir, giryan olur. Bir dem sana sınkış gibi şol zemheri olmuş gibi bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibir evine, Firavun ile Haman olur. Bir dem döner Cebrail ile rahmet saçar her mahfile. Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Bir dem girer kibir evine, Firavun ile Haman olur. Bir dem döner Cebrail ile rahmet saçar her mahfile. Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. Tüm izleyicilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce hazırlanan İftar Saati programıyla bu akşam da huzurlarınızdayız. Bu akşam programımızda Hazreti Peygamber ve merhamet kavramını konuşacağız. Program konuğumuz Emirdağ İlçe Müftümüz Sayın Aytekin Akçin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Bizler de iyiyiz. Artık Allah bayram yaklaşıyor. Versin. Cenab-ı evet. Hak sağlık ve afiyet içerisinde bayrama kavuştursun hepimizi de selametle inşallah. Evet.
Hocam bugün merhameti konuşacağız. İnşallah. Hepimizin muhtaç olduğu, bir beşer olarak aczimizi, fakrımızı hissettiğimizde her zaman sarıldığımız ve birbirimize karşı göstermemiz gereken merhamet kavramını, malumunuz Rabbimiz Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisiyle her daim kainat yaratıldığından ve kıyamet kopuncaya kadar ve ebediyen de rahmet ve mağfiretini, Rahman isminin tecellisini bizlere daim surette gösteriyor, inam ediyor, bizleri himaye ediyor ve kendi içimizde de bu merhamet kavramını, merhamet duygusunu yerleştirmemizi istiyor ki dünyada da huzur olsun, selamet olsun. Hocam isterseniz öncelikle rahmet ve merhamet kavramları nedir, ne ifade eder? Bununla başlayalım isterseniz. Evet. Sözlerimize başlarken bütün vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle tümünü selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhat içerisinde inşallah cümlemizin üzerine olsun. Amin. Ramazan rahmet ayı, bereket ayı, merhametin zirveye ulaştığı bir ay. Evet. Rahmet ve merhamet kelimeleri kök olarak rahime kökünden gelmektedir. Ki bu da acımak, esirgemek ve korumak, affetmek, bağışlamak, başkasına iyilikte, ihsanda bulunmak, onu kendisi yerine koyup anlayabilmek ve dolayısıyla insanların her türlü sevgiye dayanarak karşısındaki insanlara göstermiş olduğu her türlü iyiliğin ve ihsanın adıdır merhamet. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bu kelime yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hem ilk okumaya başladığımızda Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde Rabbimizin Rahman ve Rahim olan iki ismiyle başlıyoruz. Fatiha'da Rabbimiz bize onu yine tekrar ettiriyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahimi Maliki Yevmiddin. Şimdi Rahman ve Rahim kelimeleri gerçekten dikkatimizi çeken, üzerinde ısrarla durmamız gereken, biz müminlerin hayatında daima göz önünde bulundurması gereken iki temel kavram. Şimdi rahmet, incelik, ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme, Allah'ın kullarına karşı acıyıp onlara merhamet etmesi ve şefkat ve merhametle muamele etmesi anlamına geliyor. Bunun için Allahü Teala rahmet kelimesiyle aynı kökten türemiş olan merhamette acıma duygusunu ve bu duygunun etkisiyle insanların veyahut da Rabbimizin bizlere karşı vermiş olduğu her türlü nimeti kuşatan bir kelime ve kavram bunlar. Evet. Bunları iyi idrak etmeliyiz ki Rabbimiz Rahman sıfatıyla yeryüzündeki bütün canlılara her türlü nimetini sonsuz bir şekilde veriyor. Evet. Ve hiç ayrım yapmadan inansın, inanmasın, iyi olsun, kötü olsun Rahman Rabbimiz her şeyi kuşatmış. Merhameti ise Allahü Teala'nın kıyamet gününde kendisinin emir ve nehilerine uyan insanlara acıyıp merhamet ederek orada onları daha güzel bir şekilde ne yapması? Acıyarak affetmesi anlamına gelir. Evet. Yine bu kelimeyle ilgili baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de değişik ifadeleri görüyoruz. Erhamer Rahimin diyoruz. Evet, Allahü Teala'ya. Zül Rahmeh diyoruz. Rahmet sahibi. Yine Hayrur Rahimin. Hayırlıların, rahmetlerin en hayırlısı. Evet, tüm bu ifadeler bizlere Allahü Teala'nın rahmetinin, şefkatinin, esirgemesinin sonsuz olduğunu gösteren kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, değerli hocam, dedik bütün mahlukat içerisinde Cenab-ı Hak yaratıcı Halik sıfatıyla, Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisiyle kainatta her daim fiilen İhsanatını, ikramatını bizlere gösteriyor. Evet. Ve mahlukat içerisindeki diğer canlılar, insanın dışındaki canlılarda da yaratılışta fıtri bir özellik olarak şefkat var, merhamet var, evet. Kendi yavrusunu himaye ediyor hayatın sürekliliği için. Evet. Şimdi hadis-i şerifte de geçiyor ya hocam, merhamet etmeyene
merhamet olunmaz. Esas olarak halifi ruhi zemin olan insanın merhameti merkeze koyduğumuzda yaratılmışlar içerisindeki yeri nedir hocam? Evet. Şimdi insanoğlu gerçekten canlı ve cansız varlıkların içerisinde en mükemmel olarak yaratılan evet. ve Rabbimizin vahyine muhatap kılınan ve aklıyla, iradesiyle, bilinçli olarak iyiliği, kötülüğü, yanlışı, doğruyu birbirinden ayırt edebilme kabiliyetine sahip bir varlık olarak yaratılmış. Evet. Dolayısıyla yeryüzünde yaratılmışların içerisinde nedir? İnsanoğlu en mükerrem olarak yaratılan bir varlıktır. Ve Rabbimiz ona kendi ruhundan, kendinden üflemiştir. Dolayısıyla insanoğlunun ruhu Rabbimizden bir şey taşımaktadır. Dolayısıyla insanoğlu yaratılmışların içerisinde en kıymetli olan, Rabbimizin en fazla değer verdiği evet. ve rahmetinden, merhametinden de en fazla yararlanandır. O kısmetten en fazla istifade edendir. Dolayısıyla bizler Allahü Teala ve nefsim ve ma sevvaha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Allah-u Teala bizi yaratılışımızda, içimize, nefsimize iyilik kabiliyetini de, kötülük kabiliyetini de vermiştir. Evet. Bizim yaratılışımızda, fıtratımızda bu vardır. Ama insanoğlunu Allah-u Teala sadece yaratmakla kalmamış, onlara nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini gösterecek peygamberler göndermiş, kılavuzlar göndermiş, kitaplar göndermiş ve dolayısıyla göndermiş olduğu peygamberlerle, göndermiş olduğu vahiylerle kendisini arındıran, temizleyen ve güzel bir gidişat edinen, merhamete sahip olan insanların kurtuluşa ereceğini. Ama bunu böyle yapmayıp da kendisini arındırmayan, temizlemeyen, acıma duygusunu, insani hasletlerini, fıtrattan gelen özelliklerini kaybedenlerin ise hüsrana uğrayacağını ve kaybedeceğini belirtmiştir. Burada bir şey ortaya çıkıyor. Rabbimizin rahmetinin ve merhametinin bir göstergesi olarak onun bize ilahi kitapları yani vahyi göndermiş olması, peygamberleri göndermiş olması onun rahmetinin tecellisidir. Yoksa insanlar kılavuzsuz, nereye gideceğini bilmeyen bir denizdeki, okyanustaki kaptanın durumu gibi sağa sola savrulur. Nereye gitse her tarafta su var ama rotası belli değil, yönü belli değil. Bu durumda kalır ve herkesin kendi anlayışına göre farklı farklı iyi, güzel, kötü veya yanlış kavramları olurdu. Ama Rabbimiz bize merhamet etmiş ki gönderdiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize iyiyi, güzeli, doğruyu, yanlışı ayırt edebilen ve ete kemiğe bürünmüş bir kendi cinsimizden peygamberle ve göndermiş olduğu kitaplarla desteklemiş ve insan oğluna en büyük merhametini göstermiştir ki insanoğlu bunlar sayesinde rotasını bulabilmekte, hem kendisine hem çevresine faydalı olabilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam da bu noktada onun rehberliği bizim için öne çıkıyor. Evet. Nasıl? Çünkü Peygamberimiz eğitmek suretiyle ümmetini, ashabını en güzel örnekliği kendisi hayatında yaşamış, göstermiş ve çağlar boyu da bize bunun örnekliği sürerek devam ede gelmiştir. Biz hangi sahaya bakarsak bakalım, peygamberimizi görüyoruz. Onun yaşlılarla olan ilişkisinde, çocuklarla olan ilişkisinde, tabiatla olan ilişkisinde, çevrede her şeyde o bize en güzel örnekleri sunmuş ve biz de onları tabir yerindeyse hazır birer ilaç gibi alıp hayatımızda uygulayabilip yaşayarak Allah'ın rahmetinden, merhametinden istifade edebilecek bir konuma geliyoruz. Yani Rabbimiz, anlattıklarınızdan şunu anlıyoruz hocam. Rabbimiz bizleri yaratmış, bu alemi evet. yaratmış, içerisini çok güzel bir şekilde donatmış. Evet. İhtiyaç duyabileceğimiz ne varsa biz yaratılmazdan önce zaten var edilmiş. Evet. Yani insana göz vermiş,
temaşa edeceği bir alem yaratılmış rengarenk. Semasıyla, arzıyla, içerisindekilerle. Mide verilmiş, ağız verilmiş, sindirim sistemi takılmış, ayak verilmiş, el verilmiş. Hulasi-i kelam her birisinin işlevini yerine getirebilecek kainatta imkanlar da yaratılmış. Evet. Ve yani rızık olarak düşünelim, hayatımızı devam ettirmek için alıp verdiğimiz şu, hele şu salgın hastalık nedeniyle bu akciğer rahatsızlığı olanlar bu işin daha çok kıymetini belki derk ettiler, anladılar. Dünyada ne kadar nimet olursa olsun bir sefer sağlıklı alıp verilebilen bir nefesin karşılığı olmuyor bazen. Hocam şimdi dediniz ya, işin bir maddi boyutu var, bir de manevi boyutu var. Bu dünyaya bir geliş gayemiz var. Bu gayeye Rabbimizi tanımak, onun mülkünde, onun izni dairesinde çizmiş olduğu hudutlar ve sınırlara riayet ederek kulluk şuuru içerisinde yaşayıp onun razı olacağı bir ömürle tekrar emanetimizi teslim etmek ve ebedi aleme geçmek. Şimdi dedik ya, peygamberlerin gelmesi Cenab-ı Hakk'ın bize sunmuş olduğu rahmetlerin, merhametin en büyük tezahürü. Evet. Bir kitap göndermesi en büyük tezahürü. Hocam şimdi dinimizin temel kaynaklarına baktığımız zaman bu rahmet, merhamet kavramları nasıl izah edilmiş? Biraz daha açarak devam edelim inşallah. Evet. Şimdi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede rahmetin, merhametin tezahürlerini görmekteyiz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Yani Rahman'la Rahim olan Allah'a hamd ederek, şükrederek başlıyoruz. Zira bize her şeyi bahşeden O'dur. İnsanoğlu sahip olduğu her ne var ise, ister kendi nefsinde, bedeninde, isterse çevresinde istifade etmiş olduğu hayvanlardan, bitkilerden her türlü nimeti Allahü Teala insanoğlunun emrine vermiştir. Hocam varlığın mayasında merhamet var, rahmet var değil mi? Tabii ki. Şimdi her surenin başında biz besmele ile başlıyoruz. Doğru. Her hayra başlarken hayrın başı besmeledir diyoruz ve Rahman ve Rahim isimlerini her daim zikrediyor, hatırda canlı tutuyoruz. Çok önemli. Doğru, doğru. İşte insanoğlu yüce kitabında Rabbimizin belirttiği üzere bize sürekli hatırlatıyor ki Fatiha'da ve besmeleyi çekerken onu unutmayalım. Nereden geldiğimizi, bizim yararlandığımız, istifade ettiğimiz nimetleri kimin verdiğini. Allahü Teala bir ayeti kerimesinde diyor ki ve in te'uddu nimetallahi la tahsuha. Yani Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız ona gücünüz, imkanınız yetmez. Evet. Zira her şey gerçekten insanın emrine verilmiş, ona nimet olarak sunulmuş. Sevginin ve merhametin insana bahşedildiği mekan olan kalp mesela bir et parçasıdır ama bütün vücuda hayat pompalamaktadır. Evet. Enerji pompalamaktadır. Vitamini pompalamaktadır. Vücudun neresinde bir rahatsızlık, neresinde bir aksama varsa o kalpten pompalanan kanların içerisinde bulunan şeylerle tedavi edilme yoluna, o ihtiyaçların, vitaminlerin karşılanması yoluna gitmektedir. Hatta hastalıkların iyileşmesine varıncaya kadar pek çok şey bizim yediğimiz, içtiğimiz Allahü Teala'nın bize vermiş olduğu nimetler sayesinde ne yapılmaktadır? Kendi vücudumuzda otomatik olarak Allah'ın rahmetinin, şefkatinin bir göstergesi olarak tedavi edilmektedir. Bundan daha güzel ne olabilir? Yeryüzünde yarattığı bütün bitkilere bakıyoruz. Evet. Hayvanlar ve diğer canlılar onlardan istifade ediyorlar ve onları yine getirip insanoğluna sunuyorlar. Evet. Bir arıya bakalım hayatına. Bin bir türlü çiçeğe konuyor, kilometrelerce gidiyor ve dünyanın en harika yiyeceği balı, ürünü ortaya çıkarıyor ve onu insanoğluna ne yapıyor? Rabbimiz sunmuş oluyor. Yani Allahü Teala'nın her yarattığında, her var ettiği canlıda biz onun farkında olsak da olamasak da ne vardır? Allah'ın bir rahmeti, insanoğluna acıması söz konusudur. Bakınız yüce kitabımız kendisini ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekün fettebi'ûhû leallekum turhamûn buyuruyor En'am suresinde. Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır diyor Rabbimiz.
Şu halde ona uyun ve Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Demek ki Allah'ın çizdiği sınırlara uymak bizim merhamet edilmemize yol açıyor. Evet. Burada şu hususu asla göz ardı etmememiz lazım. Allah-u Teala'nın mülkünde olduğumuzu, onun arazisinde gezdiğimizi, istifade ettiğimiz her nimetin onun olduğunu, bizlerin birer misafir olduğunu, misafirin nasıl ev sahibinin yanında, onun evinde davranması gerekiyorsa ve nezakete, bir takım kurallara, kaidelere dikkat etmesi gerekiyorsa, Allah-u Teala'nın emirlerine ve nehilerine dikkat etmekte, o çerçevede bulunmakta, Allah'ın bize olan rahmetini, merhametinin artmasına ve devamlılığına sebep oluyor. Yine bir ayette belirtildiği üzere, وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz artırırım buyuruyor Rabbimiz. Eğer şükretmeyecek olursak, göz ardı edecek olursak, kendimizi müstani görmeye başlayacak olursak, o zaman yozlaşma başlıyor. Merhamet duygularımız kaybolmaya başlıyor ve insan kendi kendine kaybetmeye yüz tutuyor. Yine Rabbimiz mesela Kur'an okunduğu zaman ve izâ gurî'el Kur'ânu festemi'û lehû ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Onu sakin, sessiz bir şekilde dinleyin ki Allah'ın rahmeti ve merhameti sizinle olsun buyuruyor. Evet. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de de bir rahmet var, bir şifa var, bir merhamet var. Onu anlayabilmek için de her Kur'an okunduğunda müminler ona kulak verirler, onu tefekkür ederler, anlamaya çalışırlar ki Allah'ın rahmetinden kana kana içebilsinler, yararlanabilsinler. Yine Yunus suresinde Rabbimiz ya eyyuhennâsü قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Yani şüphesiz ki Rabbinizden bir öğüt, kalplerinizdeki manevi hastalıklara bir şifa ve inananlar için de bir rehber ve rahmet kaynağı olarak o Kur'an geldi diyor. Evet. Şimdi burada dört tane hususu görüyoruz. Demek ki kalplerindeki hastalıklara şifa olarak Kur'an'ı Rabbimiz öneriyor. Yine onun bir rehber olduğunu, bize bir kılavuz olduğunu, asla göz ardı etmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Bunun yanında bir rahmet kaynağı olduğunu, evet, bir şifa kaynağı olduğunu, bize Rabbimiz acıdığı için, merhamet ettiği için o Kur'an'ı, o ayetleri indirdiğini, peygamberi görevlendirdiğini ne yapıyor? Hatırlatıyor. Yine Hicr suresinde ise Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Ey peygamber diyor, kullarıma haber ver. Elbette ben çok bağışlayan ve çok şefkatli ve merhametli olduğumu onlara bildir diyerek bizim asla Rabbimizden ümit kesmememiz gerektiğini, Allah'ın rahmetinin, bereketinin her an, her zaman onun yolunda olan, ona gönül veren ve kendisine onu Rab olarak tanıyıp onun göndermiş olduğu peygamberlere ve kitaba uyanlara merhametinin sonsuzluğunu bize ne yapmış oluyor? Rabbimiz hatırlatmış oluyor. Yine Rabbimiz bir başka ayeti kerimede ki Nur suresinin 56. ayeti kerimesi Estağfirullah ve aqimus salate ve atuz zekate. Evet, namazı kılın, zekatı verin ve atiur rasule ve resule itaat edin. Leallekum turhamun. İşte böyle yapacak olursanız umulur ki siz merhamete erersiniz. Evet. Allah'ın şefkatine, merhametine layık olursunuz. Demek ki Allah'ın merhametine layık olmak, onu alabilmek, onu cezbedebilmek niye bağlı bu ayeti kerimede? Namazı kılmaya, zekatı vermeye, Hazreti Peygamber'e, onun emirlerine uymaya. O halde bu ayetten şunu anlıyoruz. Rab olarak Rabbimizi, Allah'ı bileceğiz,
onun emirlerine uyacağız, Resulüne itaat edeceğiz, namazı kılacağız, zekatı vereceğiz ve diğer emirlerle birlikte Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayat yaşama çaba ve gayreti içerisinde bulunacağız ki Allah'ın rahmetine nail olabilelim. Ondan kana kana içebilelim. Evet. Hem dünyada hem de ahirette hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan onun rızasına dahil olabilelim. Bakınız bir ayeti kerime daha Rum suresinde diyor ki Rabbimiz فَنْزُرْ اِلَى اَسَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Evet, Allah'ın rahmet ve merhametinin işaretlerine şöyle bir çevreye bir bak. Onu her yerde göreceksin. Evet. Yağmur nimetini hatırlayalım. Allah-u Teala o kupkuru gördüğümüz toprağa rahmetini indiriyor ve orada yeşertiyor. Her türlü canlılığı, bütün görünen görünmez, küçük büyük hayvanların, insanların ihtiyacı olan her şeyi ne yapıyor? Meydana çıkartıyor. İşte ayetin devamında da diyor ki, o ölmüş topraklara nasıl hayat veriyor? İşte ölüleri tekrar diriltecek olan da odur. Zaten o dilediği her şeyi gerçekleştirme gücüne sahiptir. Daha pek çok ayeti kerimede biz Rabbimizin rahmetini, merhametini görüyoruz ki şununla bu konuyu tamamlayalım ayeti kerimeler faslını. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Diyor ki Rabbimiz, ey peygamber, kullarıma söyle, hatırlat onlara. Ey benim günaha dalarak kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmet ve şefkatinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Şüphesiz ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Amin. O halde bizler asla Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Ama onun rahmetini hak edebilmek için de önceki ayete geçtiği üzere onun emirlerine, nehirlerine, Kur'an'ına, peygamberin emirlerine, namaza, zekata ve diğer şeylere de dikkat edeceğiz ki ona yüzümüz olsun, hak edebilelim. Evet hocam, akıl ve şuur sahibi insan olarak bu dünyada vazifemiz var. Evet. Diğer mahlukat üzerinde bir rüçhaniyet vermiş Rabbimiz, en güzel surette yaratmış ve kendisine muhatap kılmış, peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Dolayısıyla rahmetinin tezahürü olarak bu kadar ihsanda bulunuyor bize ve bütün kainatı emrimize vermiş. Güneş bizim için doğuyor, bizim için batıyor. Bütün dünya tabiri caizse insanoğlu için var edilmiş ve ondan da kulluk bekleniyor. Dolayısıyla kula yakışan da insanı insan eden en büyük özellik de kendisinde olanla başkasına ihsanda bulunabilmesi. Yani ulasa merhameti bütün cihana yayabilmesi. Bunu anlıyoruz değil mi hocam? Hocam ikinci bölümde tekrar devam edelim inşallah. Tamam, inşallah. İkinci bölümde tekrar huzurlarınızda olacağız. Ümmetin saf saf olmuş. Gözleri yaşla dolmuş, ümmetin saf saf olmuş. Gözleri yaşla dolmuş, içi dışı nur olmuş. Gördüm ya Resulallah, içi dışı nur olmuş. Gördüm ya Resulallah, seyrettim ol Ravzanı. Gönlüme koydum anı, seyrettim ol Ravzanı. Gönlüme koydum anı, anda tahkik imanı. Buldum ya Resulallah, anda tahkik imanı. Buldum ya Resulallah, eğilip boynum büktüm. Mescidinde diz çöktüm, eğilip boynum büktüm. Mescidinde diz çöktüm, göğümden yaşı döktüm. Coştum ya Resulallah,
gözümden yaşı döktüm, coştum ya Resulallah. Durdum seyrine daldım, Ravzana bakıp kaldım. Durdum seyrine daldım, Ravzana bakıp kaldım. Sonsuz feyizler aldım, doldum ya Resulallah. Sonsuz feyizler aldım, doldum ya Resulallah. Müminlerle yüz yüze olurduk hep diz dize. Müminlerle yüz yüze oturduk hep diz dize. Sen şefaat kıl bize, lütfet ya Resulallah. Sen şefaat kıl bize, lütfet ya Resulallah. Aşık maşuku buldu, gönlüm huzurla doldu. Aşık maşuku buldu, gönlüm huzurla doldu. Ne mübarek bir yoldu, geçtim ya Resulallah. Ne mübarek bir yoldu, geçtim ya Resulallah. Programımızın ikinci bölümünden tekrar hayırlı akşamlar. Bu akşam iftar saati programımızda Hazreti Peygamber ve merhamet kavramını konuşuyoruz. Program konuğumuz Emirdağ İlçe Müftümüz Aytekin Akçin. Evet hocam, birinci bölümde kavram olarak merhamet nedir dedik. Daha sonra insanın yaratılmışlar arasındaki yerinden bahsettik. Ve kainatta Rabbimizin Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisiyle her daim rahmetinin tecellisi olan ikramlarını, inamlarını, ihsanlarını temaşa eden bir insan, kendisinin de bu alemdeki vazifesini idrak edip onun koymuş olduğu hudutlara riayet etmesi gerektiğini ifade ettiniz. Hocam şimdi dedik ya, yaratılmış mahlukat içerisinde en güzel surette yaratılan insan ve Rabbimiz kendisine muhatap kılmış, peygamber göndermiş, kitap göndermiş ve ondan dünyayı imar etmesini ve göndermiş olduğu dini de ihya etmesi için bir mükellefiyet vermiş. Biz bu hususta bir rehbere ihtiyacımız var. Evet, alem yaratıldığından beri hiçbir zaman insanlar boş bırakılmamış. Evet. Bir peygamber göndermiş Rabbimiz ve talimnameyi de beraberinde göndermiş. Bizim her hususta rehberimiz, rehberi mutlak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi peygamberimize baktığımızda merhamet örneklikleri, onda nasıl tezahür etmiş, asıl saadette nasıl sahabe-i kirama, topluma yansımış, biraz da isterseniz bu bölümde oradan evet, bahsedelim hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlik kendisine gelmeden önce bile emin olarak, güvenilir olarak bilinir, başkalarının hakkını, hukukuna riayet eden, onlara acıyan, hiç kimsenin kötülüğünü istemeyen tutum ve davranışıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmiştir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman, bilhassa Medine döneminde, o hicret esnasında, hatta hicretten önceki dönemlerde Taif'e yaptığı ziyarette, biliyorsunuz Hazreti Hatice annemizi kaybediyor. Hemen aynı yıl içerisinde Hazreti Hamza'yı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Talip ona en fazla yardımcı olan, evet, onu amcası kaybediyor. Hüzün yılı dediğimiz amcası. Ve o sırada Taif'e diyor, gideyim orada insanlara İslam'ı davet edeyim, belki biraz teselli bulurum dediğinde maalesef orada da hoş bir karşılama olmuyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkıyorlar, hatta taşlıyorlar ve Cebrail aleyhisselam gelip ona dediğinde ki, ya Resulallah, işte şey yaparsan, sen istersen ben bu iki dağı kavuşturayım, buradakiler helak olsun. Allahü Teala'nın böyle bir yetkisiyle geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
onlar bilmiyorlar diye ellerini açıyor ve onlar için dua ediyordu. Evet. Düşünün, yani en sıkıntılı dönemlerinde bile Peygamberimiz asla başkasının, oradaki toplumun zarar görmesini istemiyordu. Yine Bedir Savaşı'ndan sonra kızı Zeynep Mekke'de kalmıştı. Onu Medine'ye getirtmek istiyor Peygamberimiz, evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sırada müşriklerden birisi Zeynep'in yola çıkacağı sırada hamile olduğu bir durumda ona vurarak çocuğunun düşmesine sebep oluyor. Daha sonra Zeynep annemiz getiriliyor Medine'ye ama o zamanki aldığı darbeden dolayı aradan birkaç sene geçmeden de rahmetli oluyor. Ama Mekke fethedildikten sonra kendi öz kızının ölümüne sebep olacak derecede bir takım tutum ve davranışta bulunanları bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptığını, affettiğini görüyoruz. Onun bağışladığını görüyoruz. Yine biliyorsunuz Hazreti Hamza, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, Uhud'da şehit oluyor. Evet. Onu şehit eden, şehit olmasına sebep olan Vahşi diye bir kadın, evet, Husisi bir köle tutuyor. Ve ne yapıyor? Hint Vahşi'yi tutuyor ve onu öldürmesi için görevlendiriyor. Ve gerçekten de Hazreti Hamza'yı Vahşi öldürüyor ve Hint de onu ne yapıyor? Kalbini çıkarıp dişleyecek kadar bir kin ve nefret besliyor. Ama zaman değişiyor. Mekke fethedildikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem suçluyu hem de o suçluyu azmettireni, hem Hind'i hem de Vahşi'yi, ikisini de affettiğini görüyoruz. Şöyle bir düşünelim kendi kendimize. Yani hangi birimiz bu derece karşısındakine kötülük duyguları besleyen, onun sevdiklerini almaya çalışan kimseye karşı merhametli, bu derece merhametli olabilir, bu derece bağışlayıcı olabilir? Hazreti Peygamber'in gerçekten hayatı baştan sona bununla doludur. Yine bakalım, mesela çok propagandalar yapılır. İşte İslamiyet savaşı istiyor veyahut da çok savaşıyor, sanki kan döküyormuşçasına. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edip de o son 10 yıl içerisinde 9 tane savaşa katılmış. Ve evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu 9 savaştan 150 tane yaklaşık Müslüman şehit olmuş, 250 tane de müşriklerden ölen olmuş. Topladığınız zaman sayısı yaklaşık 400 yapıyor. Evet. 10 yıllık süre içerisinde Hazreti Peygamber'in bütün savaşlarında ölen insan sayısı görüldüğü gibi 400-500'ü bulmuyor. Evet. Demek ki o her hareketinde gerçekten rahmet ve merhamet sahibi olduğunu göstermekteydi. Ve onun getirmiş olduğu bir takım prensipler hala günümüzde bile uluslararası hukukta kullanılabilmektedir. Bir savaş sırasında kadınlara, çocuklara, din adamlarına, tabiata zarar verilmemesi, dokunulmaması gerektiği ta Hazreti Peygamber döneminde insanlık bu hasletleri kazanmış ama bugün maalesef onları koruyabilmiş değil, bunlardan geri giden, bunlara dikkat etmeyen pek çok toplumu günümüzde görebilmekteyiz. Evet. Kadınlara, çocuklara acımasız, suçlu suçsuz hiçbir ayrım gözetmeden kimyevi bir takım maddelerle, evet, nükleer silahlarla, acımasız bir takım insanlarla insanların yok edildiğini görmekteyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi gerçekten hayatının tüm noktasında bize örnek olmuştur ve onun Taif'teki yolculuğunu biraz önce bahsettik. Onun kendi kızına karşı nasıl insanları, kötülük yapanları affedebildiğini, akrabalarına karşı olduğunu gördük. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde çocuklara karşı da aynıydı. Bir seferinde Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz ne yaptılar? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken mescide girerler. Evet. Peygamberimiz hutbeden iner, onları kucaklar ve alır kucağına oturtur, yanına getirir, der ki bu düşe kalka gelen yavrulara kıyamadım, onlara acıdım, merhamet ettim diye bize ne yapar? Örnek olur. Yine bir seferinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları öptüğünü gören bir kişiye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme der ki akra olacak yanılmıyorsam, benim 10 tane çocuğum var, ben onlardan hiçbirisini böyle tutup koklayıp öpmedim deyince
Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapabilirim der Allah Resulü. Yine Peygamberimiz yaşlılarla ilgili olarak da aynı tutum ve davranış içerisindeydi. Onlara iyi muamele edilmesini söyler ve leyse minna men lem yerham sagirana ve yuvakbir kebirana buyurmuştur. Yani kendi küçüklerine merhamet etmeyen, acımayan, yine büyüklerine de aynı şekilde hürmet göstermeyen bizden değildir buyurmuştur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü acıma duygusu, merhamet duygusu insanın yaratılışıyla birlikte insanın kalbine, gönlüne, vicdanına konan bir duygudur. Bunun gelişmesi ise insanın güzel bir şekilde eğitilmesine, birbirlerine merhametle, sevgiyle, aşkla, muhabbetle yaklaşmalarıyla mümkündür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer sırasında bir vadiden geçerken yeni yavrulamış bir köpeği görür ve orada sahabe-i kiramın bir tanesini başlarına diker. Gelip geçen kimse bunlara zarar vermesin diye onları muhafaza altına, koruma altına aldığını evet. görüyoruz. Yine bir seferinde sahabe-i kiramdan bazılarının bir kuş yavrusunu alıp onu annelerini rahatsız ettiğini görünce kim bunu böyle yapıyor? Onu rahatsız etmeyin, onu yerine bırakın diye uyardığını görüyoruz. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir yolda giderken bir devenin inlediğini, gözyaşı akıttığını gördüğünde gider, onu güzel bir şekilde sıvazlar, onu böyle yatıştırır ve bunun sahibi kimdir diye sorduklarında etraftan bir genç gelir, benimdir dediğinde sen bunu niçin aç bırakıyorsun? Niçin buna eziyet ediyorsun? Niçin kaldıramayacağı kadar yük yüklüyorsun? Yani ona gerektiği şekilde muamele etmiyorsun diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu ikaz ettiğini görmekteyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin merhameti o derece gerçekten yüksek seviyede idi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde normal hayvan kesmek isteyen, kurban etmek isteyen bir kişinin hayvanını yatırdıktan sonra onun gözlerinin önünde bıçağını bilediğini görür ve onu hemen dikkatli bir şekilde uyarır. Bu hayvanı iki kere mi öldürmek istiyorsun? Ona evet. niçin böyle eziyet veriyorsun? Daha önceden onu yapsan ya, onun görmediği bir yerde bıçağını bilesen diye Peygamberimiz ne yapıyor? Uyarıyor. Bakınız, çevre ile ilgili olan pek çok konuda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhametli olduğunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Çevreye zarar verebilecek olan, orada insanların kendi aleyhine dönecek pek çok şeyi Peygamberimiz uyarıyor. Yine ayeti kerimede de belirtiliyor biliyorsunuz. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydinnaz. Yani yeryüzünde ve gökyüzünde bozulma insanoğlunun kendi elleriyle yapıp ettiklerinden dolayı olduğu hatırlatılıyor. Bu gerçekten çok enteresan. Bugün biz bunu rahat bir şekilde görebilmekteyiz. Yediğimiz içtiğimiz bir takım şeylerin genetiğiyle oynanması, yine ekilen biçilen şeylerde bir takım kullanılan zirai ilaçların veya katkı maddelerinin insanların veya tabiatın varlığın bozulmasına yol açıldığını, hatta ozon tabakasının delindiğini ve bundan dolayı sıcaklık artışlarının yeryüzündeki dengenin bozulduğunu görüyoruz. Evet. Ve veda'al mizan. Ella tedgav fil mizan. Allahü Teala yaratmış olduğu her şeye en güzel bir şekilde bir ölçü koymuştur. Ama bu ölçüyü insanlar bozmaya kalktığı zaman, gerekli özeni göstermedikleri zaman kendilerinin de zararlı çıkabileceği ve zarara uğrayabilecekleri ne yapılmaktadır? Hatırlatılmaktadır bizlere. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle hatırlatmakta. Meselul mu'minine fi tevadduhim ve terahumuhim ve taatufihim meselul cesedi izeşteka minhu udvun teda'a lehu sairul cesedi bis sehari vel huma. Şimdi diyor ki Peygamberimiz, müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, şefkat göstermede aynen tek bir vücut gibidirler. Eğer onların
vücutlarından birisinde bir rahatsızlık olursa, nasıl bir elem, ızdırap duyuyorlarsa, mümin kardeşinin bir sıkıntısı olduğunda, bir rahatsızlığı olduğunda da diğer kardeşi aynı şekilde üzüntü duymalı, onun derdiyle dertlenmeli ve onun sıkıntısını ne yapabilmelidir? Giderebilmelidir. Ve diyor ki Allah Resulü, İrhamu turhamu vagfiru yagfirullaha ve yagfirullahu lekum. Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın. Demek ki biz insanlar da birbirimizle olan ilişkilerimizde affedici olacağız, merhamet göstereceğiz ki Rabbimizin merhametini ne yapabilelim, celbedebilelim. Evet, Allah Resulü bir kediyi kapatıp da onun yemesine içmesine mani olan bir kadının bundan dolayı cezalandırılacağını ve Allah'ın rahmetinden uzak kalacağı uyarısını yaparken, bir benzer şekilde kendisi çölde susayıp inip bir kuyudan kendi mesiyle ayakkabısına su doldurup kendi susuzluğunu gideren bir kimsenin dışarı çıktıktan sonra dili dışarı çıkmış, son derece susamış olan bir köpeği gördüğünde merhamet ve acımanın bir göstergesi olarak tekrar kuyuya inip o mesini, o ayakkabısını suyla doldurup bir köpeği sulayan bir kimseye de Allah'ın rahmetini kazanacağını, Allah'ın rızasını kazandığını, cennetini, cemalullahı kazanacağını ne yapmıştır? Müjdelemiştir. İşte burada biz görüyoruz ki insanoğlu merhametini asla kaybetmemeli. Acıma duygusu, sevgi duygusu insan ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Niçin biz asr-ı saadete saadet asrı diyoruz? O merhameti, o şefkati, o acımayı Allah Resulü'nden gören sahabi-i kiram benzeri uygulamaları kendi hayatlarında sürekli yapmışlar ve hiçbir şeye zarar vermemişlerdir. Hacca umreye gidenlerimiz bilir, harem bölgesi diyoruz. Oranın yerine göre bir otunu, bir en ufak bir böceği bile öldürmememiz gerektiğini ne yapıyor? Dinimizin gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Allah Resulü bize uygulamalarıyla onları göstermiş oluyor. Onun için merhamet duyguları azalan toplumlarda şiddet, bir takım olumsuzluklar zirve yapmakta. Ama merhametin, acımanın, şefkatin birbirinin derdiyle hemhal olan toplumların, milletlerin ise daha huzurlu, daha mutlu olduklarını her zaman için ne yapabilmekteyiz? Gözlemleyebilmekteyiz. Evet değerli hocam. Asr-ı Saadet'ten ve Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam örnekler verdiniz. Şimdi alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi şahsi hayatında hiçbir zaman kine, nefrete, ayrıştırmaya yer vermemiş. Evet. Yani hani denir ya nefsini ıslah edemeyen başkasının ıslahı için de uğraşamaz. Evet. Hulasa hiç bu durumları kendi nefsi açısından düşünmemiş, kendisine, ailesine, kadredenlere bile eline fırsat geçtiğinde merhametini eksik etmemiş. Yani biz burada şunu da görüyoruz. Her zaman ihtiyaç duyana veya zulme uğramış olana merhamet gösterilmiyor. Bazen zalime de merhamet gösterilmesi icap ediyor. Neden? Birincisi durumunu anlayabilmesi için, belki toparlanabilir diye, toparlanabilir ümidiyle güzelliği gösterebilmemiz icap ediyor hocam. Şimdi insanda fıtraten bu acıma duygusu, merhamet, şefkat var. Çünkü Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisi insanda da gözüküyor, alemde gözüktüğü gibi. Dolayısıyla insan birisine yardım ederken bu hislerini tatmin etmek için, kendini rahatlatmak için değil, aslında karşıda bu merhamete, rahmete ihtiyaç duyan kişinin rahatlığını esas alarak hareket etmesi önem arz ediyor. Bir de ifade buyurdunuz, hadis-i şerifte geçtiği şekliyle merhamet ediniz ki merhamet olunasınız. Şimdi bu merhamet olunasınızdan hareketle hocam kimlere rahmet eder Allah, kime merhamet eder? Rahmete mazhar olanlar kimlerdir? Onları isterseniz kalan bölümü devam edelim. Evet, şimdi Rabbimiz gerçekten acıyan, merhamet eden
başkalarının derdiyle hemhal olan insanlara evet. rahmetini, merhametini her zaman fazlasıyla verir. Biraz önce belirttik, şükredene Allahü Teala nimetlerini artırır. Çünkü biz hayatımızda şunu görüyoruz. Zekatını, sadakasını başka insanlara, gariplerle paylaşabilenlere Allah'ın evet. nimetinin arttığını görüyoruz. Allah Resulü uyarıyor, çorbanın suyunu biraz artır diyor. Evet, niye? Komşunu da gözet. Çünkü evet. onu hatırlayacak olursan Allah'ın rahmeti, bereketi daha da artacaktır. Mutluluklar, sevinçler paylaşıldıkça artarlar. Eğer biz bunları göz ardı edecek olursak pek çok nimeti kaybetmiş oluruz. Evet. Ki bugün günümüzde maalesef insanlar acımasız bir tüketim toplumu haline dönüştükleri için ben egosu öne çıkmakta. Ülkeler, milletler, şirketler sadece kendilerini düşünüp başkalarına hayat hakkı tanımadıkları için yeryüzündeki bozulmanın, fesadın daha fazla yaygınlaştığını, ön plana çıktığını görmekteyiz. Halbuki bizler şunu iyi bir şekilde idrak etmeliyiz ki Hazreti Peygamber'in hayatı ve onun yaşamı bize en güzel örnekleri sunmuş ve onu uygulayabilen toplumların davranışlarının değiştiğini ve ona göre hareket ettiklerini görmekteyiz. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir annenin kendi evladına olan şefkatini, merhametini bizlere örnek olarak sunmuştur. Ve onun şefkatinin hiçbir karşılık beklemeden bir evet. bedel olmaksızın evladına her şeyi yapabileceğini hatırlatmıştır. Ve gerçekten de anne öyledir. Biz de öyle olmamız gerekir. İnsani ilişkilerimizde herhangi bir menfaatimiz olduğu için değil, karşılık beklediğimiz için değil, Allah'ın bizim gönlümüze, kalbimize koyduğu bir merhametin, fıtratımızın gereği olarak paylaşabilmesini, kendimizi diğer garip olan, fakir fukara olan insanların yerine koruyabilmeliyiz ki şu mübarek Ramazan'da onların da dertleriyle dertlenebilirim, hemhal olabilelim. Televizyonda bir takım şeyleri izlerken film izlermiş gibi çocuğun, çoluğun, binlerce aç, sefilin öldüğünü, hayatını kaybettiğini gördüğümüzde biz içimizden onlara üzüntümüzü göstermeliyiz. Yapabileceğimiz fedakarlıkları yapabilmeliyiz ki o rahmetin tezahürleri bizim üzerimizde devam edebilsin. Yoksa kalbi katılaşan bir günah işledikçe, bir yanlışa düştükçe veya merhamet etmesi, acıması, ağlaması gereken bir noktada bunu yapmayan insanın her bir günahta, her bir lekede bir nevi kalbi lekelenir, kararmaya başlar ve öyle bir an gelir ki kalbi taşlaşır. Artık insani özelliklerini kaybetmeye başlar. Dediğiniz gibi merhamet etmeyenlere bile bizim merhamet etmemiz lazım. Çünkü onların da merhamete ihtiyacı var. O pınardan kana kana içmeye ihtiyaçları var. Bakınız bir kişi diyelim ki cinayet işledi. Gitti birisini öldürdü. Sadece onun hayatını yok etmekle kalmaz. Aslında içindeki kendi insanlığını, kendi vicdanını da öldürmüş olur. Kendi de hayatı boyunca üzüntü ve sıkıntı çekecek bir hale dönüştürmüş olur. O insan için bir kayıptır. Yani ölen de öldüren de aslında Rabbimiz demiyor mu? Bir tek insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir tek insanı yaşatan da onun iyiliğine, güzelliğine katkıda bulunan da bütün insanlara katkıda bulunmuş, iyilikte bulunmuş demektir. Bakın şu anda koronavirüs sebebiyle dünya kasıp kavruluyor. Pek çok güçlü insanlar, kurumlar, devletler bile ihtiyaç haline düşebiliyor. İşte her insan elindeki imkan nispetinde yardımcı olacak olursa mazlumun, garibanın, rahatsız olanın imdadına yetişecek olursa Allahu Teala da kimsenin yardımcı olamayacağı o kıyamet gününde o kimselerin yardımına ne yapar? Yetişir ve onlara merhametiyle kuşatır ve merhamet sahibi olan Erhamurrahim'in olan Rabbimiz kıyamette de böylelerini mağdur ve mahrum bırakmaz. Evet hocam, vaktimizin sonuna geldik. Duamız şu olsun. Cenab-ı Hak tekrar bizi
kendi göndermiş olduğu saf, arı, duru olan nizamı İslam'a, göndermiş olduğu Kitabullah'a, göndermiş olduğu Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yüzümüzü çevirmeyi ihsan eylesin. Yani. Biz Kur'an'a döndükçe, Peygamberin yaşantısını örnek aldıkça şu alem huzur buluyor. Dolayısıyla insanın fıtratına uygun olan yaşam tarzı da bir şekilde hayat buluyor. Şu anda modern dünyada merhametsizce işler sudur ediyor. İnsanlar katlediliyor. İnsanların ellerinde olan Allah'ın vermiş olduğu o nimetler başkaları tarafından, emperyal güçler tarafından sömürülüyor. Tekrar duamız odur ki Cenab-ı Hak ehli imanın kalbine ve tüm insanlığın kalbine tekrar bu merhamet filizlerinin yeşermesine şu Ramazan ayı vesile olsun. İnşallah. Hakkımızda hayırlarla inşallah geçirecek bir bayram olsun ve bundan sonraki hayatımız da Rabbimizin razı olacağı şekilde inşallah geçsin diye dua edelim hocam. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz Allah teşekkür razı ediyoruz. Olsun. Bütün seyircilerimizin şimdiden bayramları mübarek olsun. Amin. Rabbim inşallah sağlık, sıhhat içerisinde yine bizi camilerimize kavuştursun. Amin. Bayramımıza kavuştursun. Amin. Kardeş olarak birbirimizi tekrar kucaklayabilelim inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet saygıdeğer izleyiciler, bu akşam da iftar saati programımızın sonuna geldik. Afyonkarahisar için iftar vakti. Cenab-ı Hak cümle ibadetlerimizi makbul eyleye.